Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. Hava 12 derece civarında ve daha da düşeceği zamanları artık yavaş yavaş girdik kasım sonuyla birlikte. Bu mevsimde motosiklet kullanıcıları motorlarını garajlarına veya park ettiği alanlara çektiler. Kış boyunca motor kullanmama üzere motorlarını parkladılar. Biz bunun adına kışlama diyoruz. Çünkü kışın motosiklet kullanmak istemeyen birçok motosikletçi var. Kışın hem kullanmak yol şartlarından dolayı kullanmak zordur. Hem de kat kat giyinip böyle sıcak kıyafetler bulundurmak, kışın soğuğunda motor üzerine hakimiyet kurmak gerçekten zordur. O yüzden birçok kullanıcı kışın motosiklet kullanmaz. Bu yüzden kışlama, parklama nasıl yapılmalı diye bir içerik üretmek şart oldu ki yıllardır gelen bir soru. Sen nasıl yapıyorsun diye soruluyordu. O yüzden bu bölümde bunları tek tek size maddeleyeceğim. Ama maddelemeden önce baştan şunu söyleyeyim. İşleyen demir pas tutmaz. Bu bir atasözü ama motosiklet için o kadar geçerli bir atasözü ki birazdan anlatacağım şeyleri siz de duyduğunuzda hak vereceksiniz diye tahmin ediyorum. Motosiklet kışlamayı en baştan söyleyeyim kesinlikle tavsiye etmiyorum. Fakat illa kışın alın motorunuza binin gezin dolaşın aman canım kışlamada yapmayın demek değil bu. Kış döneminde kullanmadığınız dönemde motorlarınızı mutlaka bulunduğu park alanında biraz çalıştırın, hareket ettirin. Eğer mümkünse böyle güzel bir hava şartı da yakaladıysanız bir 5-10 dakika bir tur atın derim. Sebebini söyleyeyim. Sebebi şu. Motosiklet üzerindeki parçalar, donanımlar sürtünmek üzere üretilmiştir. Sürtünmek üzere üretilen birçok parçanın uzun dönem sürtünmemesi demek o parçaların zarar görmesi demek. Yani işleyen demir pas tutmazdaki mantık orada. Silindir blokları içerisindeki pistonlardan tutun hani fren manetlerine, debriyaj manetlerine kadar. Zincirinizden, dişlerinizden tutun lastiklerinize, teker rulmanlarına kadar zararı olacaktır motosiklete. O yüzden kışlama kurallarına uyarsanız eğer bu zararı en aza indirebilmenin yolunu aslında uygulamış olursunuz. Şöyle başlayayım. İlk olarak kışlayacağınız motosikletin deposunu fullliyoruz. Bunu hemen hemen herkes biliyordur. Sebebi şu. Depo içerisindeki oksijen miktarını azaltarak depoların içerisinde meydana gelebilecek paslanma, korozyonlanmanın önüne geçmek. Fakat burada şu konu hassas. Eğer bir yıldan fazla, bir buçuk yıl, iki yıl kadar motorunuzu parklayacaksanız, kullanmayacaksanız, bir yere park edip yurt dışına gittiyseniz ne bileyim Yazdığınızda park edip boy sene yazlığa gidemeyecekseniz vesaire gibi durumlarda tam tersi depoyu tamamen boşaltmanız gerekir. Çünkü benzinin de bir ömrü var. O ömrü dolduğu zaman ki aşağı yukarı takribi bir buçuk sene falan derler bunun için. O zaman motorunuzu tekrar çalıştıracağınız zaman o depoyu tamamen boşaltıp tekrar temizlemeniz gerekecek. Tekrar hani içerisine benzin doldurmanız gerekecek. Yani kıstasımız bir sene. Eğer bir sene boyunca kışlayacak, parklayacaksanız deponuzu fullemeniz şart. Fullediniz, getirdiniz, park edeceğiniz yere, garajınıza, evinizin kapısına, mahalledeki otoparka, neresi olursa olsun fark etmez. Hassas noktamız şurası. Motosikletin bütün çevresini, bütün grenajlarından donanımlarına kadar dış etkenle hava şartlarıyla olan irtibatını koparmanız gerekir. Bunu sadece üzerine branda örterek yapamazsınız. Yani öncelikle motosikletinizi böyle bol köpüklü, köpür köpür tertemiz olacak şekilde en hassas noktasına, en ince noktasına kadar yıkamanızı öneriyor. Çünkü motor üzerinde kalacak olan kirler üzerine ne sıkarsanız sıkın, nasıl kapatırsanız kapatın fark etmez. Oksijenle temas ettiğinde zamanla çevresel etmenlerle korozyonlanmaya sebep olacak. Boya atmasından paslanmaya kadar bir süre sonra görünümünün bozulmasına kadar birçok etmene sebep olacaktır. O yüzden yıkamak çok çok önemli. Tertemiz hale. Fabrikadan aldığınız hale getirmeniz mümkünse o halde güzelce yıkayın. Sonra tabii ki kurulamanız lazım. Ki üzerinde herhangi bir nem, rutubet kalmasın diye. Benzini fulledik. Güzelce yıkadık. Sonra kuruladık. Sonra ne yapacağız? Motosikletin oynayan her parçasına yani e, bu fren maneti olabilir, teker rulmanı olabilir, zinciri dişlisi olabilir veya işte yan sehpası olabilir fark etmez. Her parçasını koruyucu bir madde ile yağlamanızı tavsiye ediyorum. O da nedir? Hepimizin bildiği VD40. VD40 sadece bir yağlayıcı, temizleyici değil. Aynı zamanda sıktığınız alanda koruyucu bir tabak oluşturur. Yani motorunuzun oynayan parçalarının korozyonlanmasını engeller. Dolayısıyla bütün oynayan parçalara istisnasız ulaşabildiğiniz her parçaya VD40 sıkmanızı hafifçe sıkıp üzerinden küçük bir bezle geçebilirsiniz. Mutlaka tavsiye ediyorum. Zincir yağını unuttuğumu zannetmeyin. Zincir yağı konusu da çok hassas. Eğer zincirinizin performanslı bir şekilde tekrar kullandığınız dönemde problem çıkarmamasını istiyorsanız öncelikle çok güzel bir şekilde temizleyin zincirinizi. Normal temizlemenizin iki katı olacak şekliyle tamamen temizleyin. Ardından hani normalde bir tur yağlarız veya iki tur yağlarız ya zincirlerimizi. Üç tur, dört tur, gerekirse beş tur. Yani zincirin her tarafında yağ olacak şekilde yağlayın. Yani bol yağlayın zincirinizi ki hani yağsız kalan bölgeler paslanmasın, orikler sertleşmesin, bütün oriklere ulaşsın diye. Zincir yağ konusu hassas bir konu. Bunu da yaptık. Çok güzel. Bitti mi? Bitmedi. Akü. Motor üzerinde takılı olan akünün aşağı yukarı ömrü bir aydır sevgili arkadaşlar. Aşağı yukarı. Yani bir ay sonra o aküden bir daha performans almanız çok çok zorlaşır. O yüzden mutlaka ama mutlaka motor üzerinde bulunan akünün kutup başlarını sökerek motordan dışarı çıkarın. Bu bir. İkincisi onu da izleyelim. Evet akümü eve getirdim. Şimdi şurada yeni almış olduğum şarj cihazımla birlikte uzun dönemde kışlama, patlama diyelim ne dersiniz deyin adına uzun dönemde enerjisini koruması, performansını yitirmemesi için şarj cihazına bağlayacağım. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Şarj, bir sürü şarj cihazı var piyasada biliyorsunuz. Şarj cihazı alırken profesyonel akü şarj cihazı alın. Yani bunun için üretilmiş şarj cihazlarının neden biliyor musunuz? Birincisi şu oldu ya yanlış bir bağlantı yaptınız artı eksiye eksiye artıya taktınız veya bir birbirle temas ettirdiniz. Ev hali olabilir, çocuk olabilir, bir şey olabilir. Bu cihazlar akıllıdır. Böyle bir durumda hemen devreye keserler. Bu bir. İkincisi ben bunu bu şekilde bağladım evimin köşesine. Çok böyle e, şey olmayan bir yere, köşeye bir yere koydum. Ben bunu bir yıl boyunca bu şekilde bırakabilirim. Hiç korkusuzca. Niye biliyor musunuz? Akıllı şarj cihazlarının, akü için üretilmiş şarj cihazlarının yaptığı şey de aslında o bu aküyü hep %80 ile %90, %95 arasında sabit tutmak enerjisini. O enerjinin üzerine çıktığı zaman veya aşağı indiği zaman otomatik olarak kendini açar ve kapatır. Dolayısıyla sürekli aman şarjı ne kadar olmuş, kaç voltajda, voltajı doğru mu, aman ömrü bitiyor mu falan gibi derdi unutun. Tamamen kendisi otomatik olarak orada Bıraktığınız yerde kullanıma hazır halde bulunduracaktır. O yüzden şarj cihazı önemli. Ama derseniz ki abi ben buna 400, 500, 600 lira vermek yerine akümü çıkarayım. Eğer olur ya performansı zaten düşmüştür. Bir daha kullanılmaz hale gelirse o zaman aküye 400, 500 lira veririm. Yeni akü alırım. Benim için daha mantıklı derseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Tercih sizin. Bitti mi? Bitmedi. Tekerlekler, lastikler. Biliyorsunuz lastik fiyatları otomobil lastiklerinden pahalı motosiklet lastikleri. Ne kadar ucuz bile olsa üzerinde var olan lastiği korumak bir motorcunun görevi vazifesi. Çünkü tekrar bunu kullanır hale getirdiğiniz zaman tekrar bir yere gideceğiniz zaman o lastikler size o güvenliği sağlıyor olacak. Dolayısıyla öncelikle ya orta sehpa alacaksınız ya padok standı alacaksınız. Motorun bir lastiğini en azından arka lastiğini havaya kaldırabilmek için. Bu bir. Eğer mümkünse Bütçeniz varsa önden de havaya kaldırabilmeniz için iki tane padok standı öneriyorum. Fakat her motosikletçi iki tane padok standını almayacaktır, tercih etmeyecektir. Alsa bile koymaya yeri olmadığı için onu düşünmeyecektir. O yüzden arka lastiği orta sehpa ile kaldırdığımızı veya padok standıyla yerden kaldırdığımızı varsayarsak ön lastiğin de altına betonla veya zeminle temasını kesecek herhangi bir e, takos takoz koyarak temasını kesiyoruz. Fakat burada hassas bir nokta var. Sadece teması kesmek, betonla temasını keselim. Aman hava işte havasının düşmesini sağlayalım değil oradaki mantık. Havası düşsün önemli değil, hava basılır. Oradaki mantık şu. Motosikletlerin ağırlıkları biliyorsunuz 150, 200, 300, 400, 500 kilograma kadar motorlar var o ağırlığı taşıyan temel etmen o parklama sırasında lastikleriniz olacak. E lastiğin içerisinde de hani çelik kuşaklar var. Onun bir karkas yapısı var biliyorsunuz. Sürekli aynı noktadan temasla o ağırlığı üzerinde taşıyan lastik deforme olacaktır. Ve artık içerisindeki çelik kuşaklar yamulacaktır. Yamulan lastikte ne balans tutar veya yolculuk sırasında titreşime salınıma sebep olur. Güvensizliğe sebep olur. O yüzden yerle temasını kesmenin temeli aslında buraya dayanıyor. Fakat yerle temasını kestim lastiklerin tamam. E rulmanlar, lastiklerin, jantların bağlantılı bulunduğu rulmanların ne olacak? Oradaki bilyalar ne olacak? Sürekli aynı noktadan temas ediyor olacak yere. Yani orada bir askıya almış olacaksınız aslında lastiği. O zaman da ne yapmanız gerekiyor? 10 günde bir, 15 günde bir lastiğin yönünü değiştirmeniz veya motorun yerini değiştirmeniz gerekiyor. Zaten kışlamanın ruhuna, parklamanın ruhuna da aykırı olan şey bu. E kışladım kardeşim bir yere uzun süre park edeceğim diye bunları yaptım. E sürekli onu yapacaksam ne anlamı var diyebilirsiniz ama bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. İleride uzun dönemde motosikletiniz size bir arıza vermesin uğraştırmasın diye. Bunu da yaptık sonra motosikletin dışını dış etmenlerden koruyacak grenaj ve plastik parçalarını dış etmenlerden koruyacak bir sprey yardımıyla motoru koruma altına almanızı tavsiye ederim. O da bu silikon spreyler olur, bu plastik Shine'lar. Burada ne yazıyor? Shine go spray diyor mesela. Motorünkünü kullandım ben. Her markada var bu. Bu plastik silikon spreylerle motorun var olan donanımlarının oksijenle temasını kesmek yani korozyonlanmasını önlemek adına parlatıcı, koruyucu bir spreyle mutlaka motorunuzu koruma altına aldınız. Bunu da yaptığınızı varsayalım. Sonra yapacağımız şey ise üzerini brandayla örtmek ki bunu söylemeye gerek bile duymuyorum ama hani branda ne tür branda tercih edersiniz bilmiyorum. Uzun süre motor üzerinde kalacağı için hani hem hava alabilen hem içindeki yapısı yumuşak bir yapısı olan yani motorunuzu çizdirmeyecek hem de hani dış hava şartlarından koruyabilecek iyi bir brandı almanızı tavsiye ediyorum. Ama illa ki hani gidin iyisini alın demek de burada çok doğru olmayabilir. Şimdi tabi burada akıllara gelen soru şu. Kedilerden nasıl uzaklaştıracağız? Kedilere nasıl bir önlem alacağız? Kediler biliyorsunuz düz bulduğu alanlarda genellikle motor üzerine çıkar. Sele üstlerini çok severler. Depo üstlerini severler. Dolayısıyla selenizin üzerine de kedinin Branda altından girip de yatamayacağı şeyler bırakın. Yani atıyorum BD40 şişesi olur bunlar olur. Hani selenin üzerine bunları böyle sabitlerseniz kedi böyle çaprazlı çuplazı sabitlerseniz kedi zaten gelip de onun üzerine yatmak istemeyecektir. Kedinin tek çözümü bu. Başka bir çözümü yok bakın. Naftalin koyma, kedi kovucu spreyler kullanma, işte onu dikenlerden koyma falan bunlara hiç gerek yok. Kedinin yatabileceği rahat edebileceği alanları kapatırsanız, üzerlerine bir şey koyarsanız kedi motorunuza gelmeyecektir. Şimdi diyeceksiniz ki abi motorun yağını değiştirmedin bize. Hani bununla ilgili bir şey söylemedim veya bujilerle, pistonlarla ilgili bir şey söylemedim. Onlarla da ilgili söyleyeyim. Motor yağını değiştirmenize tabii ki fayda var kışlamayı almadan önce. Yani içerisinde yeni bir yağın, kullanılmamış bir yağın bulunması tabii ki faydalı ama hani Türkiye'nin gerçekleri belli. Kışlamadan önce motor yağını değiştireceğim. Ona bir masraf edeceğim. Sonra kışlayacağım. Sonra kışladıktan sonra, parkladıktan sonra tekrar kullanmaya başladığım dönemde gideceğim. Bir daha değiştireceğim. Bunlar büyük masraf. O yüzden bunu tavsiye etmiyorum. Kışlamadan önce motor yağını değiştirmenize gerek yok. Var olan yağ ile kışlayabilirsiniz. Ama burada hassas bir nokta var. O pistonların hareketleri biliyorsunuz. Tek silindirde hani tek tane tek piston çalışır. 2 de 2 tane, 3 tane, 4 tane artıyor. Motoru durdurduğunuzda kimi aşağıda kalır pistonun, kimi yukarıda kalır, öbürü biraz ortada, öbürü biraz daha onun yukarısında kalabilir. Uzun süre kullanılmayacağı için çevresel etmenler nemin, rutubetin, hava şartlarının etkisiyle o pistonlar olduğu yere yapışır. Silindir blokları içerisinde. Bu yapışmayı önlemek için profesyoneller şöyle yapar. Bu silindir blokları üzerindeki bujileri çıkararak içeriye VD40 sıkarlar. Ki motoru tekrar çalıştırdığım zaman oradaki paslanmadan dolayı silindir bloklarına yapışmasın kolaylıkla hareket edebilsin diye. Fakat hani bizim gibi kullanıcılar günlük kullanıcılar hani o bir şeyleri sök bujileri sök içeriye vd 40 sık falan bu bize biraz zor geliyor olabilir ama aklınıza bulunsun eğer bunu yapabiliyorsanız mümkünse yapmanızı tavsiye ederim. Motor bloğunun uzun ömürlü olması adına ama yapamam bunu derseniz hani aklınızın köşesinde bulunsun. Hani işleyen demir pas tutmaz dedik ya pas tutar abi yapışır. Dolayısıyla daha sonra ilk marşı verdiğinizde o yapışmadan kaynaklı blok içerisine zarar verir. Belki kısa dönemde bir arıza vermese bile uzun dönemde motor sağlığının yitirilmesine sebep olur. Yani burada söylemek istediğim şey şu abi işleyen demir pas tutmaz 2 kere 2 4. Normalde hani bazı motorlar satılıkta denk gelmişsinizdir atıyorum motor 2000 model henüz daha 20000'de. Mümkünse abi, mümkünse öyle motorlardan uzak durun. Parklamış motor, uzun süre yatmış motor sürekli kullanılmış olan motordan daha fazla size zarar verir, problem çıkarır. O yüzden mümkünse kışlama yapmayın, parklama yapmayın, mecburi sebepleriniz yoksa. Motorunuzu haftada bir, 10 günde bir çalıştırın, şöyle mahallede bir 5 dakika tur atın, o bile yeterli olur. Ee, kışlama konusu böyle. Eğer kışlayacaksanız da şartsa bu. Bu söylemiş olduğum kurallara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Görüşmek üzere. Like'a basmayı unutmazsanız da sevinirim.